Dünyanın gündeminde Hamas-İsrail savaşı var. Bölgede süren şiddetli çatışmalar büyük bir savaşın habercisi olarak değerlendiriliyor. Amerika, İsrail'e bu durumda desteğini açıklarken bölgeye uçak gemilerini gönderdi. Aynı zamanda Türkiye'de son dönemde Ankara'da yaşanan hain saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki PKK terör yuvalarına hava operasyonlarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda Türker Akıncı'ya konuk olan Cihat Yaycı değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir soruyu tartışmaya açan Yaycı, Amerikan savaş gemisinin tek amacının Gazze'deki İsrail operasyonu olmadığını dile getirdi. Yaycı şöyle konuştu. Akdeniz'e Amerikan uçak gemisi görev grubu evet. geldi. Hatta ikincisi gelecek diyorlar. Uçak gemisi görev. Peki bu sadece Filistin için mi geliyor? Türkiye Suriye'de hava harekatları yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıktı. Rusya da aslında hiç benimsemiyor da Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıktı. Hatta bir tane SİHA'mızı da düşürdüğünü iddia etti ve onunla da birlikte YPG, PKK'ya karşı da YPG konusunda da onlara destek olacağını aslında fiili olarak gösterdi ve kararlılığını da ifade etmiş oldu bu hareketiyle. Şimdi o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı bugün hava harekatlarının devam edeceğine dair bir açıklama yaptı yanılmıyorsam. Evet, doğru. Şimdi o zaman bu bölgede uçak gemisi görev grubunun bulunması Türkiye'nin hava harekatlarına karşı bir engel, bir tehdit oluşturur mu? İşte mesele budur. Soru budur. Yani onun için bunu sadece Filistin özelinde düşünmemek lazımdır. Türkiye'yi nasıl etkiler ona bakmak lazımdır. Yağcı'nın bu tespiti büyük ses getirirken sosyal medyada tartışmalara neden oldu.